Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bu bölümde kurban ibadetini konuşacağız ki toplumun kardeşliğin, dayanışmanın, yardımlaşmasının, yardımlaşmanın canlı tutulmasını sağlayan ibadetlerden biri kurban. Hem önemine değineceğiz ki kurban ibadetinde elbette esas olan kişinin kendisinin kurban kesmesidir ama mali bir ibadet olduğu için vekalet yoluyla da kurban kesilebiliyor. Bu anlamda da vekalete önem veren vakıflardan biri İhlas Vakfı. Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın. ...stüdyo konuğumuz. Sayın Aydın hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederiz e, katıldığınız için. E, Tabi İhlas Vakfı'nın birçok faaliyeti var. Kurbanla ilgili de faaliyetler var. E, hepsini tek tek konuşuruz ama... ...önce temeli atmak adına... E, mahiyetinden ve hükmünden... belki kurbanın bahsedebiliriz. Sonrasında e, faaliyetlere geçebiliriz. Tabi. Efendim kurban... E, ...dinimizin bir emridir. Biz Hanefi mezhebindeyiz sevgili peygamberimize kurban kesmek farz idi. Bize ise vaciptir. Diğer mezheplerde Şafii'de, Maliki'de, Hanbeli'de ise sünneti müekkededir. Yani o mezheplerde vacip olmadığı için sünneti müekkede olarak addedilmiş. Dolayısıyla kurban kesmek bir örf, bir adet şeklinde düşünmemek lazım. Kurban kesmek Allahu Teala'nın bir emridir ve vaciptir bir ibadettir. Belli bir zenginlik ölçüsünde nisap miktarı mala sahip olan, paraya sahip olan her Müslümanın kesmesi gerekir. Kesmezse Allahu Teala hesap sorar. Onun için kurban bir ibadet, bütün Müslümanların kesmesi, yapması icap eden bir ibadet. Kesmezse günah girer. Kurbanın hükmü bu efendim. Peki. Kurban bağışları da bu noktada önemli. Siz hem yurt içinde hem yurt dışında evet. kurban faaliyetleri yürütüyorsunuz. Tabii. Genel hatlarıyla kaç ülkede faaliyet olacak bu sene itibariyle Tabii. biraz bahsedebilir misiniz? Tabii efendim. Şimdi efendim Afrika'da Asya'da bir de Türkiye'de kestiğimiz için Türkiye'de bir Avrupa ülkesi olduğu için aynı zamanda yani 3 kıtada 7 iklimde kesiyoruz diyebiliriz. Afrika'da Üç ülkede kesiyoruz. Çat'ta, Uganda'da, bir de Somali'de. Mesela diyeceksiniz ki Uganda'da niye kesiyorsunuz? Uganda'da şu sebeple kesiyoruz. Uganda 1980-90 yılları arasında %75'i nüfusunun %75'i Müslümandı, %25'i Hristiyandı. Fakat öyle bir hal aldı ki Müslümanların oranı %15'e düştü. Yani Hristiyanların oranı yüzde %85 85'e düştü. Neden böyle oldu? Böyle olmasının sebebi şu. Hristiyan misyonerler çok çalışıyorlar, çok uğraşıyorlar. Türk STK'ları sedek Afrika'ya gittikten sonra oralarda yoğun faaliyetler gösterdikten sonra şimdi Uganda'daki Müslümanların sayısı yüzde 15'ten yüzde %25 25'e çıktı. Yani yüzde 75'i yine Hristiyan ama yüzde 25'i Müslüman. Biz orada kesiyoruz ki efendim Müslümanların kalplerine kuvvet gelsin. Türkler geldi desinler. Müslümanlar bizi yalnız bırakmıyor desinler. Bunun için Uganda'da iki ayrı bölgede kesiyoruz. Çat'ta kesiyoruz. Çat dünyanın ikinci büyük en fakir ülkesidir Gökhan Bey. Yani dünyanın en fakir ülkelerinden birisi. Orada kesiyoruz. Efendim bir de Somali'de kesiyoruz. Çünkü Somali halkı çok munistir. Somali insanı efendime söyleyeyim, din İslam'a çok düşkündür. E, Somali nüfusunun inanır mısınız? %70'i hafızdır efendim. Ya oralarda böyle medreseler var, ilkokul seviyesinde efendim okullar var, e, yetimhaneler var. Biz e, kurbanı kesip oralarda dağıtıyoruz. Afrika'da, e, Asya'da ise Afganistan'da çok kesiyoruz. Afganistan'ın ama kuzey bölgesinde. Afganistan'ın kuzeyi Türkistan'dır aslında. Güney Türkistan. Orada Özbekler var, Türkmenler var. Özbeklerin ve Türkmenlerin olduğu mıntıkalarda kesiyoruz biz. Yani kurban kestiğimiz bölge efendim. Bir de Afganistan'da çok büyük faaliyetlerimiz var. Bizim çapımızda Afganistan'da faaliyet gösteren ikinci başka bir vakıf yok. Yani büyük e, hizmet olarak en çok hizmet eden, en çok efem faaliyet gösteren İhlas Vakfı'dır. Neden? Oralarda bizim 145 tane külliyemiz var. Nasıl külliye? Şöyle efendim, e, erkek dersliği, kız dersliği, derin sonda su kuyusu. O su kuyusundan yerin altından e, 100 100 120 metre altından suyu çıkarabilmemiz için efem güneş panelleriyle efem elektrik elde ediyoruz. Çünkü elektrik yok, su yok. Efendim okuyunun yanında çeşme, çadırvanlar, erkek çocukları için tuvalet, kız çocukları için tuvalet. Bir okul yani bir külliye. Böyle 145 tane külliyemiz var Gökhan Bey. Nerede? Kuzey Afganistan'da. Bu külliyelerde çocuklar okuma yazma öğreniyorlar. Çocuklar Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar, temel dini bilgilerini öğreniyorlar. 6 ile Efendim 13 yaş arasındaki çocuklar bunlar. Efendim bu yavrularımıza bu çocuklarımıza bu kestiğimiz kurbanlardan yediriyoruz. Burada ders veren öğretmenlere yediriyoruz. Buralardaki garibe gurabayı yediriyoruz. Bir de Hindistan'da kesiyoruz Afganistan'dan başka. Şimdi diyeceksiniz ki Afganistan yani insanlar Afganistan'da kesiyoruz deyince zannediyorlar ki oralar tamamen Hindu ülkesi. Bir rahmandır, budisttir filandır şeklinde. Hayır. 1,4 milyar nüfusu var. 1 milyar 400 milyon nüfusu var. Kimin? Hindistan'ın. Yani Çin'i geçti şimdi efendim nüfus sayısı bakımından dünyanın ikinci büyük Müslüman ülkesidir nüfus bakımından. Yani efendime söyleyeyim nüfus kesafeti çok fazla. Müslümanlar da çok fazla. Efendim Müslüman mıntıkasında kesiyoruz. Oradaki garip kurabaya yediriyoruz, veriyoruz. Etleri zayi etmiyoruz. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Gerçek ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Hı hı. Ve biz şunu da ben size arz edeyim. Kurbanlarımızı seçerken kurbanlık vasıflarına sahip mi değil mi buna çok dikkat ediyoruz. Hı hı. Mesela o detayları da anlatabilirsin. Tabi anlatayım efendim. Nasıl seçiliyor? Tabii. Şimdi efendim bir kere sığır hayvanının efendim e, bir iki yaşını doldurmuş olması lazım. Ha iki yaşının doldurduğunu nasıl anlarsınız? Ekranda gösteriyorlar. Efendim hayvanın dişinden anlarsınız. Yani bakın ekranda var. Ne yapacaksınız? İki elinizi iki burun deliğine koyacaksınız. Elinizle açacaksınız ağzını. Çünkü Allahu Teala büyük baş hayvanı öyle, öyle yaratmış ki efendim İki yaşını doldurduğu zaman alt çenedeki iki dişi düşüyor. Yani süt dişi düşüyor. Bunun yerine iki tane kalıcı diş çıkıyor. Böyle kazma gibi. Bu iki yaşını doldurduğu zaman vaki oluyor. 2 yaşından önce olmuyor. Dolayısıyla seçtiğimiz bütün hayvanların dişine bakarak iki yaşını doldurup doldurmadığını tespit bu ediyoruz. Kriterden anlaşılabiliyor. bu kriterden anlaşılabilir. Bu kriterden iki yaşını doldurup doldurmadığı anlaşılabilir. Ve başka tabii kriterler de var. ...kör hayvanı kurban edemezsiniz... ...bizim arkadaşlar... ...efendim elleriyle şöyle elini bir sallıyor... ...eğer bir refleks vermezse... ...bir tepki vermezse... ...gözü görmüyor manasına gelir... ...gözü görmüyorsa kesemezsiniz onu da... ...kuyruğu kopmuşsa... ...kesemezsiniz... ...kulağı kopmuşsa... ...Gökhan Bey kulağı kopmuşsa bunu da kesemezsiniz... ...ben... E, ...iki ay önceden... ...bir buçuk ay önceden arkadaşlarımızı gönderiyorum... ...kurban kesim mahallelerine tek tek böyle hayvanları eleyerek seçiyorlar. Buna çok dikkat ediyoruz. Yani efendim asla ve kata iki yaşını doldurmamış hayvanı kurban etmiyoruz. Kör hayvanı kurban etmiyoruz. Kuyruğu kopuk hayvanı kurban etmiyoruz. Buna çok riayet ediyoruz. Mesela bizim arkadaşlara getiriyorlar orada bin hayvanlık bir sürü. Bu bin hayvanlık sürüden inanır mısınız ancak 400-500 tanesi iki yaşını doldurmuş çıkıyor. Biz bunları almıyoruz diyoruz. Sadece bunları alıyoruz diyoruz. Yani kapak atmış diyorlar Anadolu'da ona. Kalıcı dişleri çıkmış olana. Bunları alıyoruz diyoruz. Titizlikle, titizlikle bunu temin ediyoruz. Dinimize uygun hayvanları kurban ediyoruz. Yani bize kurban vekaleti veren vatandaşımızın gönlü rahat olsun efendim. Hı hı. Az önce siz konuşurken aklıma geldi. Afrika ülkelerinden de bahsettiğiniz mazlum ülkelere zaten evet. ağırlık verildiğini biliyoruz. Buralar batının sömürgesi altında olan ülkeler. Tabii. Onlar da bazı yatırımlar yapıyor ama bir şeyler koparma amaçlı. Tabii. Türkiye'nin bu sadece kurban için değil birçok faaliyeti tabii. orada. Siz de gidip geldiğiniz tabii. için de soruyorum. Tabii. O samimiyet oradaki insanlar tarafından hissediliyor mu? Şimdi efendim hissedilmez mi? Ben şöyle arz edeyim. Mesela bizim oralarda yetimhanelerimiz var. Yetimhanelerimizde kalan öğrencilerimiz var. Efendim niye yetimhaneler var? Çünkü orada ortalama ömür Türkiye gibi değil. Türkiye'de 70, 80, 90 efendim sene yaşayanlar var ve ortalama ömür seviyesi yaşı günden güne yükseliyor evet. Türkiye'de. Efendim orada 40 yaşında, 35 yaşında, 50 yaşında salgın hastalıklardan, yetersiz beslenmeden İnsanlar ölüyorlar. Çok çocuk yetim kalıyor. Şimdi bu yetim çocuklara efendim Avrupalılar, Amerikalılar yani Batı dünyası sahip çıkıyor. Efendim misyonerler var. Efendim ama onlar o e, yetim çocukların o güzel görünüşleri, kara kaşları, kara gözleri için yapmıyor bunu. Ne için yapıyor? Onlara Hristiyanlık propagandası yapıyor. Hristiyan yapmak için uğraşıyor. Yemin anlattım ben Uganda'nın %75'i Müslümandı. %75'i Müslümandı, %25'i Hristiyandı. Şimdi %25'i ibre tersinde %25'i Müslüman, %75'i Hristiyan. Bu sebeplerden dolayı. Evet. Yani ne zaman ki bizim Türkler gitmeye başladılar, efendime söyleyeyim, onların faaliyetlerine Türkler, Türk STK'ları sekte vurmuş oldu. Yani biz bu hizmetleri yapıyoruz ki onlar Senede hiç olmazsa bir sefer efendim yetimhanelerimizde her zaman efendim yavrularımızı çocuklarımıza hizmet ediyoruz bakıyoruz ama diğer efendim ahalinin de diğer halkın da et yiyebilmesi için efendim kurbanı bir vesile ittihaz ediyoruz efendim hı hı. orada evet. tabii bir yetim çocuğun bile gülümsemesini tabi tabi çilemez yani en büyük mutluluk o evet. yani sizin açınızdan doğru bak. bir de efendim şunu söyleyeyim mesela İncil dağıtıyor misyonerler. ...kitabın arasına 100 dolar koyarak dağıtıyorlar. İnanır mısınız? 100 dolar. Büyük para 100 dolar. <laughs> Afrika yani için. geçin. Ya. Evet efendim. Yani Belki. dolayısıyla... ...dediğiniz çok doğru. Kurban bedellerinden Tabii. bahsedebiliriz. Belirlendi mi? Bu sayı Tabii, sayıda bedeller... Belirlenmez. belirlenmez olur mu? Çoktan belirledik. Efendim yurt dışı kurban vekalet hisse bedeli 2400 liradır. Yurt içi kurban hisse bedelimiz, vekalet bedelimiz de efendime söyleyeyim 5.900 liradır. Yani yurt dışı 2.400, yurt içi 5.900. Bir de biz şöyle vatandaşımıza kolaylık olsun diye efendim şöyle yapıyoruz. Bunu dörde bölüyoruz efendim. Mesela yurt dışı vekalet bedeli 2.400 lira efendim dört taksitle bölüyoruz kredi kartına dört taksit. 6 kere 4, 24, 2400, 4 taksite ödeyebiliyor. Vatandaşımıza kolaylık olsun diye bunu yapıyoruz efendim. Hı hı. Evet. O zaman yeri gelmişken kurban e, bağış yollarını da e, söyleyebiliriz. Hem Tabii. artık dijital çağdayız, online evet. yapılabiliyor. Tabi. E, o yollardan da bahsedebiliriz. Tabii. Efendim bizim web sitemiz var. Efendim e, internet sitemiz var. E, adresi www.ihlasvakfi.org.tr bir daha söyleyeyim müsaade edersiniz. Efendim www.ihlasvakfi.org.tr buraya girdi vatandaşımız. Yani vekalet vermek isteyen vatandaşımız buraya girdi. Girdiği zaman kurban sekmesine tıklayacak. Orada hayvandan yurt içi veya yurt dışını seçecek. Karşısına bir vekalet formu gelecek. Ya önce bir vekalet formu geliyor. Yani vekaletsiz kurban asla kesmiyoruz. Efendim o vekalet formunda vacip mesela bayram kurbanı kessek, vacip kurbanı. Vacip olan bayram kurbanımı kesmeye kestirmeye almaya aldırmaya, etini derisini dilediği şekilde tasarruf etmeye, dilediği yere vermeye efendim falan 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 şahısları umum vekil tayin ettim diye orada yazıyor. Umum vekil tayin ettim diye. Bunu oraya tıkladığı zaman bu form bizim vakfımızın merkezine de geliyor efendim böylece vekaleti vermiş oluyor. Ondan sonra karşısına bedel çıkıyor. Bedeli ne yapabiliyor? Oradan kredi kartıyla ödemek isterse kredi kartıyla dört taksitle ödüyor. Veyahut da nakit havale yoluyla ödemek isterse havale seçeneğini işaretliyor. Efendim bankasından İhlas Vakfı'nın IBAN numarasına efendim vekalet bedelini gönderiyor. Yani internetten bu yolla web sitemize girerek yapabilir. Başka ben bu işlerden anlamam filan hani böyle teyzemiz olabilir, amcamız olabilir, Mutlaka. dedemiz olabilir. Değil mi efendim? Onlar için de şöyle telefon numaramız var. 0212 451 49 çift 0. Tekrar ediyorum. 0212 451 49 çift 0. Buradan arayabilir. Aradığı zaman vakfımızın görevlisi çıkar karşısına. Vakfımızın görevlisine vekaleti verebilir. Vakfımızın görevlisi bu vekalet formu aynen ona okur, benim dediklerimi tekrar et der. bu şekilde vekaleti alır. Aldıktan sonra vekaleti efendim onun telefon numarasında alır, efendim telefon numarasına bizim vakfın iban numarasını gönderir vatandaşımıza. Vatandaşımız da efendim bankaya gider, o iban numarasını gösterir istediği bankaya, işte evladım, kızım, oğlum her neyse efendim banka görevlisine şuraya işte 2400 havale Yurt içi ise 5900 lira havale Şu IBAN'a gönder der. EFT yap der. Efendim bu şekilde parasını da gönderebilir. Vekaletini de verebilir. Yani çok kolay bize ulaşmak. Bütün vatandaşlarımızın vekaletlerini bekliyoruz. Ve dini İslam'ın kaidelerine uygun olarak biz kurbanlarını kesiyoruz. Ha şunu, şunu da söylemek istiyorum efendim. Müsaade ederseniz şöyle. Biz kurbanları kestiğimiz süreci başından sonuna kadar yani hayvan yatırılmış, kasap orada. Hı hı. Efendim e, şimdi bizim oralarda görevli arkadaşlarımızın ismine vekalet verdi ya vatandaşımız. Vekili olduğum e, mesela e, Gökhan Pakkanlıların efendim vacip olan bayram kurbanını kesmek için seni vekil ettim diyor. Yani böyle 7 tane isim sayıyor. Bunlar da kayda alın. Diyor. Çünkü evet. önemli. Evet. De Özel olarak kameraman götürüyoruz orayı efendim. Başından sonuna kadar vekil ediyor onu. Vekil ettikten sonra kabultü diyor. Kabul ediyor. Kesici ara yani Afrika'daysa Arapça konuşuluyor tabii. Kabultü diyor. Kabul ettim diyor. Efendim ondan sonra tekbirler getiriyor. Kasap Bismillahi Allahu Ekber diyerek yani biz bunu da şey yapıyoruz. Öğreti, ee, yani Bismillahi Allah lafzı celalinin H harfinin çıkmasına çok ehemmiyet veriyoruz. Kasaplara talim ettiriyoruz, öğretiyoruz bunu. Bismillahi Allahu Ekber diyerek efendim kurbanı kesiyor efendim. Bunu kameraya alıyoruz. Oradaki internet durumuna göre çünkü 3. Dünya ülkesi, Afrika ülkesi bir gün oluyor bazen e, internet, üç gün olmuyor, iki gün olmuyor, <laughs> iki gün oluyor, üç gün olmuyor. Efendim biz bu videoyu gönderiyoruz, bağışçımızın telefonuna, Whatsapp'tan veya SMS yoluyla linkini gönderiyoruz. Bayramda çoluk çocuğuyla beraber bayramdan sonra seyredebiliyor şeyi bir hafta sürüyor ama göndermemiz yani internet durumuna göre normal bir hafta zarfında gönderiyoruz efendim muhakkak peki yani kesildiğinden de emin oluyor vatandaşımız efendim e, vekalet yeni dini, dini kurallara riayet edildiğinden de emin oluyor kesildiğinden de emin oluyor efendim hepsinin gönlü rahat olsun e, eminiz ki vekalet konusundaki bu titizliği kurban dağıtımında da gösteriyor İLAS Vakfı o tabii. dağıtım organizasyonundan da kısaca bahseder misiniz hijyenik ortam tabii ve diğer Ş detaylardan şimdi efendim şöyle bana diyorlar ki Sayın Başkanım Mahmut Kemal Bey diyorlar. Niye efendim 5 ülkede kesiyorsunuz? Niye 25 ülkede 35 ülkede kurban kesmiyorsunuz? Efendim şöyle biz vatandaşımızın emanetçisiyiz. Yani vatandaşımız bize emanet etmiş. Nesini? Kurbanı emanet etmiş. Bizi niye vekil etmiş? Dinimize uygun olarak kessin diye bir. İkincisi bu etini de hani kurban etinde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırsın diye vekil etmiş. Şimdi oralarda organize olamazsanız, oralarda sistemi kuramazsanız efendim kestiğiniz kurbanların etleri bozuluyor Gökhan Bey bozuluyor kızışıyor, bozuluyor bakteri ürüyor efendim artık yenmez hale geliyor. Ki bazı ülkelerde biz gördük bazı kuruluşlar kestiler organize olamadıkları için birkaç tane rastladık biz efendim dozerle kestikleri kurbanların etlerini toprağa gömdüler İşte biz onun için 35 ülkede yani kesiyoruz. çok ülkede kesmek yerine en doğru Evet. Ve... ve gerçek ihtiyaç sahibine yani, ulaştırıyoruz efendim bunun için 5 ülkede kesiyoruz efendim vatandaşımız kurbanını kestirmekle vacip kurban sevabı kazanıyor bir ibadet sevabı kazanıyor bir İkincisi de kurban eti dağıtıldığı için kurban eti dağıtım sevabına da kavuşuyor. Çünkü sevgili peygamberimiz bir gün eve gelmişler aleyhisselam hazretleri. Hazreti Ayşe annemize sormuşlar. Ya Ayşe kurbanı ne yaptın? Ya Resulallah demiş Hazreti Ayşe annemiz de kurbanın iki küreyi hariç geri kalan hepsini dağıttım demiş. Resulullah Efendimiz o zaman demiş ki sevgili peygamberimiz. Ya Ayşe U dağıttıkların bize kaldı. U dağıttıkların yevmi kıyamette karşına çıkacak. Efendim dağıtmadıkların değil. Dağıttıkların senindir. Dağıtmadıkların değil. Buyuruyor Resulullah Efendimiz. Yani dağıtılmasını tavsiye ediyor. Dolayısıyla vatandaşımız vacip kurban ibadet sevabına kavuştuğu gibi etleri de gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıttığımız için et dağıtım sevabına da bunun faziletine de sevabına da kavuşmuş oluyor vatandaşımız efendim. Peki sayın aydın sona geldik belki birkaç cümleyle e, eksik kalan nokta varsa notlarıma bakıyorum yok gibi görünüyor ama değinebiliriz ve Kurban Bayramı mesajıyla da noktalayabiliriz. Tabii, efendim inşallah bu Kurban Bayramı efendim hem e, memleketimiz için hem Türk dünyası için hem de biladi İslamiye için. Ne demek biladi İslamiye? Osmanlı tabiridir bu. İslam beldeleri için, İslam milletleri için, İslam devleti için huzurlu, sükunlu efendim, rahat geçer. Efendim, bütün insanlık huzura, refaha ve barışa, sulha, sükuna kavuşur inşallah. Hepsinin Kurban Bayramını ben tebrik ediyorum efendim. Peki, çok teşekkür ederiz. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın.